Selamlar kanalıma hoş geldin. Everest markasının MK7 kırmızı switchli bir klavyesini inceliyoruz ve bu klavyeye bugün yakından incelemesine bakacağız ve klavyenin detaylı özelliklerini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Öncelikle bu bir kırmızı switchli bir mekanik klavye ve bu mekanik klavye üzerinde anti ghosting özelliği bulunuyor yani tüm tuşlara bastığınızda bile algılamasını rahatlıkla sağlayabiliyor. Fiyat performans olarak piyasadaki 1500 TL'den başlayan fiyatlandırmayı unutabilirsiniz. Bu tamamen bir fiyat performans mekanik klavyesi olduğunu söyleyebilirim. Klavyenin böyle arkasını önüne baktığımız da ABS plastikten üretilmiş üst kısmında da metal kısımlara yer verilmiş. Ne çok ağır ne çok hafif olduğunu söyleyebilirim. Kırmızı switch'li olması da blue switch'e göre biraz daha iyi. En azından çok fazla ses yapmıyor. Ailenizde yaşıyorsanız yan odanızda ya da farklı odalarda kişiler varsa muhtemelen akşam saatlerinde oyun oynadığınızda problem yaşatmayacaktır. Biliyorsunuz blue switch'lerde en büyük şikayet ki ben de ailemle yaşadığım dönemlerde oyun oynarken vesaire çok fazla problem yaşadım çünkü gerçekten böyle oyunlarda tak 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 bastığımız zaman içeriden kaldığımızda kalkıp gelenler oğlum bu nasıl tuş diye harbiden böyle söyleniyordu. En müzderip olduğum durumda, o. Allah'tan şu anda tek yaşıyorum. Evim hem stüdyo hem yaşadığım ortam. Kırmızı sivişli klavye blue sivice göre bence daha iyi. Şimdi sesini hafiften şöyle bir dinleteyim. Birkaç tuşa basacağım ama sonrasında zaten detaylı ses performansını inceleyeceğiz. Sakın bir yere ayrılma. Bak şimdi sesi böyle. Bu kadar ses tuşu yeter bir böyle 1-2 dakika içerisinde sizlere net olarak tamamen kamerayı alıp bütün tuşlara tek tek basarak sesini inceleyeceğiz. Şimdi kablo uzunluğuna baktığımızda 150 santimlik bir kablo uzunluğu bulunuyor ve kablo yapısı plastik. Hani böyle bir örgü kablo değil. Yumuşak bir plastikten üretilmiş bu kablo ama bunun nedeni de şu. Şunu da açık yüreklilikle söylemek istiyorum. Şimdi mekanik klavyelerde fiyatlandırma olarak biliyorsunuz birçok marka bulunuyor ve bunlar 1500 TL bandından başlıyor ve 3000-4000 TL'lere kadar çıkabiliyor. Bu fiyatlandırma bandında bu klavyeyi aldığınızda hem malzeme kalitesini göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Birazcık çünkü diğer malzemelere göre yapısı böyle fiyat performans ürünü olarak üretildiği için diğerlerinden biraz farklı. Klavyenin arka kısmına baktığımızda öyle bir desenli ABS bir plastikten yapılmış bir arka kısım görüyoruz. Ve burada kaldıraçlar, klavyeyi yükseltebileceğiniz aparatları bulunuyor. Ve alt kısmında da iki adet kaydırmaz kauçuklar bulunuyor. Bunu da masanıza koyduğunuzda, ayaklıkları kaldırdığınızda kaymamasını sağlıyor diyebilirim sizlere. Klavyenin üst kısmına baktığımızda kırmızı bir detay bulunuyor sağ üst köşede ise siyah bir detay bulunuyor orası aslında numlock caps lock tuşlarının bastığınızda yandığı renkleri kırmızı olarak gösteriyor tasarım anlamında klavye gerçekten güzel bir bilek desteği bulunuyor bilek desteği bir mıknatıslı hani böyle çok hafif plastikten yapılmış bu da ABS bir plastik üstü hafiften tırtıklı ve bunda da şöyle göstermek istiyorum sizlere ...klavyeye bu şekilde yapışıyor. Gördüğünüz gibi düşedebiliyor. Çok fazla mıknatısı güzel değil. Yani orta seviye diyebilirim. Hatta ortadan bir tık daha düşük olduğunu söyleyeyim. Ama klavyeyi fiyat performans olarak karşılaştırdığınızda... ...ve performansını karşılaştırdığınızda... ...aslında diğer mekanik switch'li klavyelerden hiçbir farkı yok. Sadece mıknatısından birazcık kısılmış. E Farklı birkaç yerinden kısılmış. Kablosu örgü değil, normal plastik bir kablo. Bunlardan kısılarak oyunculara ve kullanıcılara özel... ...fiyat performans ürünü olarak üretilmiş biraz daha uygun fiyatlı ki herkes sahip olabilsin diye bu klavye böyle tırtıklı bir yapısı bulunuyor ve bu böyle eğimli yukarıya doğru çıkıyor aslında birçok bilek desteğinde olduğu gibi tabii ki de diğer bilek destekleri genelde suni deri gibi oluyor ve bu da suni deri olmadığı için aslında bence terletme yapmıyor plastik olması daha iyi hem böyle kışın soğukluğu algılamaz hem de yazın terletmeyi önler diye düşünüyorum çünkü suni deriler bir zaman sonra şuralarımıza yapışıyor terledikten sonra ve problem yaratabiliyor klavyenin gerçekten ışıklandırma güzel. Şimdi detay çekimlerinde görüyor olacaksınız. Efen tuşlarıyla modlarını değiştirerek renklerini geçişler yapabiliyorsunuz. Klavyenin birazcık şuraları açık görüyorsunuz. Switchler üst kısımda kalıyor çünkü klavye yaklaşık böyle hani diğer mekanik klavyelerden biraz daha tuş dizilimi yüksekte oluyor. Ama bilek desteğini taktığınızda ve ayakları kaldırdığınızda böyle tam eğimli bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Oyun performansı gerçekten iyi ki ben bu klavyeyle sürekli yazı yazıyorum ve montaj yapıyorum. O yüzden elim alıştı, güzel oldu. Sadece sadece benim için tek dezavantaj şöyle söyleyebilirim. Şuradaki enter tuşunun shift gibi olması. Ben bu tarz mekanik klavyelerde ya da herhangi bir klavyede bir shift tuşu gibi enter tuşunu hiç sevmiyorum. Bu klavyede sevmediğim tek dezavantaj bu oldu benim için. Onun dışında ana klavyem olarak sürekli kullandığım bir klavye. Bu arada almak istersen video bir ay sonra iki ay sonra yayınlansa dahi sen yeni izliyorsan sormak istediğin soru varsa benimle paylaşabilirsin. Çünkü yaklaşık bu klavyeyi 5-6 ay kullanmayı düşünüyorum. Çünkü alıştım ve şu anda ergonomi olarak oynadığım oyunlarda ve montajlarda işimi çok çok rahatlıkla görüyor. Klavyenin o zaman bir tuş seslerine birlikte göz atalım. Klavye seslerimizi de dinlediğimize göre artık klavye ile ilgili anlatabileceğim çok fazla bir şey yok. Fiyat performans ürünü çekmemi istiyordunuz, bir klavye paylaşmamı istiyordunuz. Mekanik klavye bu kırmızı switch'li bir klavye olduğunu da hem Instagram hem de YouTube'daki diğer incelemelerimin altına yazdığınızdan dolayı bu klavyeyi açıkçası satın almak istedim ve kullanmak istedim. Kullandıkça da beğendim açıkçası. Zaten bir klavye'den ne bekliyoruz? Anti-ghosting özelliği bulunuyor, RGB LED aydınlatması mevcut. Sadece şöyle bir dezavantajı daha var. Klavyenin üzerindeki harfler lazer kesim değil bir sticker baskı sonradan bastırılmış. Bunlar da ilerleyen süreçlerde bir çıkma olabilir mi onu bilemiyorum. Ben Everest'in farklı model çok çok yıllar önce kullandığım klavyesinde lazer kesim değil gene böyle sticker baskılı kullanmıştım. Onda herhangi bir problem olmadı. Yaklaşık bir seneyi aşkın kullandım. Bunda da biraz yorumları okuduktan sonra 2-3 ayda çıkan var dediler. Yani 2-3 ay içerisinde çok fazla çıkacağını düşünmüyorum. Böyle bir şey bence imkansız. Yani 24 saat klavyenin başında Başından kalkmayan bir kişi bunu yapabilir diye düşünüyorum. Onun dışında çok uzun süre sizleri sticker'ların yani yazıların silinmeden götürebileceğini de yani eminim diyebilirim. Çünkü birçok klavye inceliyorum. Birçok kanalda ürün geliyor. Yayınladıklarım oluyor, yayınlamadıklarım oluyor. O yüzden deneyimleyebiliyorum. Bir seneden fazla Everest'in ve farklı markaların lazer kesim olmayan sticker'lı klavye üstlerini denedim. Yani problem yaşamadım. O yüzden siz de gönül rahatlığıyla ürünü alabilirsiniz. Açıklamaya linki bırakıyorum. Oradan inceleyip satın alabilirsiniz sormak istediğiniz soruları da yorumlar kısmında bana sorabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.